arkadaşlar. Ben yeni müzik öğretmeniniz Aybüke Yalçın. Beni unutmayın. Mutlu akşamlar sevgili dostlar. Yine M-Türk TV ekranlarında Beş Kazağ'ın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Sizler evlerinizde, ekranlarınızın karşısında, biz de burada, stüdyomuzda sevgili Fethiye Belediye Başkanı adayımız Hikmet Karçuk Başkanım'la beraber gündemi tutmaya başlayacağız inşallah. Sevgili Hikmet abicim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Siz nasılsınız? İyisiniz. Çok teşekkürler abicim. Bu aralar sıkça görmeye başladık sizleri. Hemen hemen kentin, Fethiye'nin her köşesinde vatandaşlara temas etmeye çalışıyorsunuz. Evet. Öncelikle nasıl gidiyor abi çalışmalar? Hakan'cığım işte bu biraz hararetli bir seçim çalışması var. Evet. Demokrasinin gereği seçimler ve demokrasinin olduğu yer AK Parti. Evet. Öyle görüyoruz çünkü 14 tane aday adayı şu anda. Evet. Şu anda bizim bildiğimiz 13 tane var. Bir de bir tane daha başvuru var diyorlar ama biz tam bilmiyoruz. 14 kişi olarak düşünüyoruz. Bizim elimize geçen 13 şu anda. 13-14 kişi evet. Aday var, arkadaşımız var. Ve en hararetli bizim parti. Demek ki Fethiye iktidara susamış. Yatırım istiyor. O yüzden de adaylar bizim parti biraz fazla. Hararetli gidiyor gerçekten. Aday adayının bolluğu ondan mı kaynaklanıyor? Aynen yani? Öyle. Bir de tabii bu son 5 senedeki Fethiye'deki yapılmayanlar bizim adımıza işte eksiklikler. Bunları yapmak için Fethiye şehrini biraz daha iyi duruma getirmek için arkadaşlarımızın yarışı bu. Evet. Hepsi arkadaşımız. Şöyle Hikmet abi, öncelikle seni tanımayanlar vardır. Muhakkak bir tanıyoruz. Evet. Kendini kısaca tanıtabilir misin? Ben 1965 Fethiye doğumluyum. İlk orta lise eğitimini burada aldım. Bir bölüm Milas'ta aldım. Daha sonra Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde bitirdim. Halkla işte pazarlama özel bitirdim. Şu anda turizm işi yapıyorum. Otelcilik, konaklama, yatçılık ve uluslararası taşımacılık. Yani yolcu taşımacılığı yapıyorum. Evet. Rodos, Fethiye, Kos, Bodrum arası. Böyle iş yapıyorum. Evliyim, 3 çocuğum var. Halen işim faal, çalışıyorum. Yani yani emekli falan değilim yani. Evet, çalışıyorum şu anda. Evet. Bu kadar. Yani Fethiye'de yaşayan bir insanım yani. Hikmet abi aday oldum. Ben gazetecilik hayatımdan konuşmak istiyorum. Seni Deniz Ticaret Odası'nda yönetimde gördüm. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nda yönetimde gördüm. Bunun yanında iki dönem yanlış hatırlamıyorsam belediye meclis üyeliği görevinde. Bu yıl şu anda faalinde yürütüyorsunuz. Evet. Bunun yanında yıllardır Fethiye Spor Yöneticiliği vasfında da bulundunuz. Kademe kademe yükseliyor mu yoksa bir eksik mi gördünüz? Aday adaylığı nereden çıktı abi? Şimdi bu sivil toplum örgütlerinde gerçekten çok çalıştım. Yani bunun başta TÜRSAP'ta başladım. Yani evet. TÜRSAP Fethiye BYK Fethiye Başkanlığı yaptım. Genel Sekreterliği Başkanlığı yaptım. Daha sonra İstanbul'da yaklaşık 11 sene, 12 sene orada yönetim kurulu üyeliğiyle yönetim kurulu başkanlığı yaptım. Deniz Ticaret Odası'nda meclisinde bulundum. Komitelerde bulundum. Ticaret Odası'nda komitelerde bulundum. Ama şöyle bir şey var. Yani sonuçta sivil toplum örgütleri belli bir yere kadar hizmet verebiliyorsunuz. Evet. Yani o meslek icabı, mesleğin getirdiği sorunları gidermek, meslek taşlarımızın sıkıntılarını gidermek için çalışıyorsunuz. Fakat belediye meclis üyeliği farklı bir taraf. O biraz siyasi bir tarafı var. Biraz daha böyle siyaseten bu işe giriyorsunuz ve siyasette aday olmak cesaret istiyor. Ondan sonra özveri istiyor. Bir tarafa dokunmanız gerekiyor. Tarafsınız sonuçta. Yani bir ideoloji var üstünde. Fakat yerelde siyaset yaptığım için genel olarak daha çok yerele kendi halkımın sıkıntılarıyla veya kendi mesleğimi sorunlarını yerelde çözebilmek adına çok bu
sivil toplum örgütlerinde orada o şekilde bulundum. Yani onların vasıtasıyla Fethiye'ye ne getirebilirim, mesleğime ne getirebilirim, ne bileyim denizcilik adına ne yapabilirim Fethiye'de, onların için aday oldum. Ama 2003-2004 yılında ilk seçildiğim zaman, o zaman ilk meclis üyelerinden bir tanesiyim Fethiye'de. Evet. Çok uğraştım. İşte Sayın Behçet Sağaççı ile beraber, o zaman belediye başkanımız oydu. Ben de denizci olarak orada bir şeyler yapmaya çalıştım. Yaptık da, yapabildiği kadarımızı yaptık. Yaptık Fethiye'de arıtma sisteminin kurulmasında imzamız vardır, ne bileyim yat limanının yapılmasında, ne bileyim kıyı bandının düzenlenmesinde, hepsinde bir parmağımız vardır. Ama ne oldu? Dönemimiz bitti, biz bıraktık, yeni arkadaşlarımız geldi, onlar biraz devam ettiler falan. En son artık yani en son 2019'da Muhittin Kayabaş'ın aday olmasıyla beraber, hı hı, Muhittin kardeşim bana dedi ki ben de turizm adına turizmci olarak seni de burada olmak istiyorum, seni olmak istiyorum. Dedim ki ben de tamam yapayım. Bir bölüm yaptım ama sonuçta bizim belediye meclisi üyeliği bizim için yani bir etiket değil, yani etiket belediye meclisi üyeliği gerçekten çok zor bir görev. Yani evet, kolay bir görev değil. Yani orada gittiğiniz zaman seçildikten sonra orada susarsanız bir anlamı yok yani. Hakkını vermezsiniz yani. Çok zor bir şey. İşte suya sabunlu kumadan da siyaset yapılmaz. Yani bugün şimdi arkadaşlarımız çoğu siyaset yapıyorlar ama bugüne kadar susmuş adamların bugün siyaset etmesini ben bazen anlamıyorum. Ben mesela anlamıyorum. Ben bunu çözemiyorum mesela. Yani ben mesela şunu dedim. Yani eğer sen burada varsan, eğer orada zarar görüyorsan, ki bunun zarar gördüğümüz zamanlar da oldu. Yani biz orada şahsımız olarak konuşmuyoruz ki, bir partinin temsilcisi olarak. Hem Muğla'da hem burada siyaset yapıyorum. Evet. Diyorum ki Sayın Başkanım bu doğrudur, güzel yaptınız, bu da yanlıştır diyebiliyoruz. Evet. Bunu dövmemiz lazım. Çünkü bize verilen görev bu. Yani esasında yapmamız gereken, benim yaptığım şuydu. Ankara'dan, yani genel merkezden, Ankara'nın hükümetten buraya bir katkı sağlamak. Sorunlarımızı daha direkt oraya götürebilmek. Başka amacımız yok yani. Ama şimdi dedim ki ya nasıl yapalım bu işe? Aday olmak. Dedim ki hep konuşuyorum ben. Gidiyorum ben de televizyonda konuşuyorum. Bu mecliste kurumsal grup sözcüsüyüm. Söylüyorum işte başkanım diyorum bu iş bunlar böyle olur mu? Olur. Abi olmaz. Bu çok kötü olmuş. Bu da güzel olmuş başkanım diyorum. Ama diyorum bunları siz yapamadınız, beceremediniz. Size bu olmadı. Siz bunu beceremediniz. Ben bunu yaparım. Yapabilirim şeyiyle. Diyorum ki ben aday olmam lazım. Eğer yapacaksan bu işi, yaptıramıyorsam bir insana, sonuçta burada Ankara'ya gidip, örnek vereyim bir tane size. Mesela Şerikeme Belediye Başkanlığı AK Parti'de. Evet. Ama hiçbir zaman ben Yakup Başkanımı bir gün olsun Şerikeme'de veya Önder Başkanımı şu makamda oturduğu görmüyorum. Ne zaman Ankara'ya gitsem adamlar orada. Orada hizmet bekliyorlar. Oradan bakın hiçbir şey oturaraktan bir hizmet alamazsınız. Bu AK Parti için de geçerli, CHP için de geçerli. Bu olmaz. Bizim hatamız bu. Burada oturaraktan hizmet bekliyoruz. Olmaz. Seydikeme Belediyesi dahi aynı parti olmasından beri onlar dahi Ankara'da hizmet bekliyorlar. Evet. Gidiyor takip ediyorlar. Ben Önder Başkanımı yeni seçildi. Kutluyorum kendisi. Çok da başarılı bir başkandır. Hı hı. Ama bu iş oradan talep etmek de olur. Ben de diyorum ki ben bu talebi yapacağım. Ben bu talepleri yapacağım. Çünkü benim görevim bu doğduğum yerde, bu ilçede ne gerekiyorsa, benim bütçem yetmeyebilir belediye bütçesi olarak. Ama yetmediği yerde gerekirse orada yatacağım, o işleri yaptıracağım. O amaçla aday olur. Peki başkanım, 5 yıldır belediye meclisi yakınlık. Evet. Her diyorlar ya, önceden elbette Behçet Başkanımız döneminde, evet, de aynıydı. Yine aynı şekilde konuşuluyor. İktidar kendinden olmayan İlçe belediyeleri olabilir, büyükşehir belediyeleri olabilir, hizmet sağlamıyor mu? Ben inanmıyorum buna. Bakın, bir önce söylediğim şey yine söyleyeceğim. Seydi Kemal Belediye Başkanı, AK Parti'nin belediye başkanı, şu anda milletvekilimiz. Evet. Ben bu şahısları ne zaman Ankara'ya gitsem, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda bizim karayolu projeleri var, başka projeler var, onları hep orada görüyordum. Neden görüyordum? Seydi Kemal'in gelişmesi için orada projeler üretiyorlardı, tamam mı? Ötleri projeleri de orada takdim ediyorlardı. Sizin burada beklemeniz de size proje gelmez. Evet. Bakın, Kerimettin Başkan Ölüdeniz Belediye Başkanlığı yaptı. Ölüdeniz'de öyle veya böyle yaptığı işler vardır. Evet. Tamam, sonuçta bizim belediye başkanlığımız şu anda. Evet, evet. Şimdi bakın, bu da o zaman o da CHP'nin bir belediye başkanıydı. Gidip orada Turizm Bakanlığı'ndan arıtmayla ilgili katkıyı aldı. Geçen programda da açıkladı, 10 milyonun üzerinde karşı parti olmakla rağmen eksiği para aldın dedi. Tabii eksiği var mıydı? Vardı.
Evet. Ama hiçbir zaman onu kimse CHP'li diye ittirmedi. Evet. Bakın Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanımız. Evet. Dedi ki ben örtmeyi bitiremiyorum. Ne yaptık? Gittik. Turizm Bakanlığı'na, Bodrum'un belli bir arıtma sisteminin Turizm Bakanlığı'na aktardık. Şu an Turizm Bakanlığı orayı yaptırıyor. Hı-hı. Deniyor ki Bodrum CHP'li belediye, Osman Muğla Büyükşehir Belediyesi onlara destek veriyor, vermiyor. Deniyor. Turizm Bakanlığı diyor ki burası Bodrum bizim yerimiz ya, biz Fethiye'de kimi kimde saklayacağız yani. Hizmet Fethiye yapılacak, Türkiye'de yapılacak. Nitekim yanlış hatırlamıyorsam Fethiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi sizin de aday olduğunuz dönemde dönemin bakanı Murat Kurum geldiğinde evet. 250 milyon TL'ye Fethiye Körfezi'nin temizlenebileceğini söylemişti. Malum belediye başkanı, mevcut belediye başkanımız da bu paranın yarısına bu körfezi kendilerini temizleyeceklerini iletmişlerdi. Evet. Ve şimdi CHP'li belediye kazanmasına rağmen bildiğim kadarıyla Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Muğla Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Fethiye Körfezi'nin temizliği ile ilgili bir çalışma başlatıldı. CHP'li belediye diye hizmetin buraya gelmemesi söz konusu değil. Ama bunu söyleyenler var, böyle bu tür nitelendirenler var. Bu soruyu mu bundan sormuş, sorma gereksiniminde bulundum. Bir de şu var başkanım, 5 yıldır ben yakından takip ediyorum sizi. Gerek halkın isteği doğrultusunda, halk ne istiyorsa gerek de mecliste onları savunuyorsunuz ama azınlıkta olan sizsiniz. Evet. MHP de ayrı bir grup kurdu. AK Parti hükümeti vatandaşı mecliste savunabildi mi? Fethiye Belediyesi'nin söylüyorsunuz. Fethiye Belediyesi için evet. Bakın Hakan Bey, biz sonuçta 14 kişiydik, 13'e düştük. Hı hı. Meclis üyesi olarak. Evet. Arkadaşlarımız da 17 kişiydi. Şu anda bizden ayrılan bir kişi de İYİ Parti'ye geçti. Hı hı. Ayşe Hanım. Şimdi bakın sayımız belli. Evet. Biz sayımızın ne olduğunu biliyoruz. Sonuçta onların maddeleri geçirme şekli, geçirmeleri çok kolay. Hı hı. Biz orada yalnız uyarıcı görevini yapıyoruz. Biz mesela her maddede kendi grubumuzu topluyoruz. Diyoruz ki şunlar daha iyi olur, bunlar daha iyi olur. Buna red verelim, buna kabul edelim. Ama hiçbir zaman şey düşünmüyoruz. Yani böyle her getirdiklerine hayır diyelim. İşte şuna öyle bir şey tabii yok. Tabii ki. Eğer bakarsanız %70, %80'i belki %100 fazladır. Hepsi oy birliğiyle geçer. Hı. Komisyonlardaki de öyle geçer. Evet. Biz tarife komisyonunda bile mesela Hakan'cığım, tarife komisyonunda diyebiliriz ki mesela zam yapıyoruz suya, şeye, katal alama falan başka şeylere. Diyoruz ki bazı yerde doğru yapıyorsunuz. Bunun bütçesi budur. Bunu bu şekilde kurtarabilirsiniz diye ona bir olur veriyoruz. Burada biz şunu diyebiliriz. Ya nasıl CHP karar vermiş. Ya biz hayır diyelim oradan puan kazanır. Yok öyle bir şey yok. Doğruysa onu doğrusunu kabul ediyoruz zaten biz. Evet. Fethiye'de biz gerekli muhalefeti yapabildik mi? Yapamadık. Ama sayımız yeterli değil. Biz en son mesela Öldeniz'deki, Ovacık'taki yerin kat karşılığı verilmesinde o maddede biz ayaklandık. CHP geri adım attı. Hı hı. Yani meclislerde geri adım attılar. Biz olmasaydık eğer o geçirebilirlerdi orada ama geçiremediler. Bizi 14 sayımız dahi 13 sayımız bile yetti bize. Hı hı. Onun için daha iyisini yapabilirdik. Daha iyi bir hızlı, daha agresif bir muhalefet yapabilirdik ama yaptığımız muhalefetin sonuca ulaşması çok zor. Çok zor. Yani bu sayısal olarak yeterli değil. Nasıl Büyük Millet Meclisi'nde Cumhur İttifakı'nın ezici çoğunluğu onunla başka bir şey çıkartmıyorsa burada da aynı şey geçerli. Biz onların yanlış yaptıklarını söylüyoruz ama sonuna getiremiyoruz. Evet. Hemen şöyle bakalım. Sevgili Torun Yapı sponsorumuz Habib Demir abim şu anda bizleri izlemekteymiş. Selamlarını göndermiş. Başarılar dilemiş. Yine önümüzdeki dönem Esnaf Odası Başkanı sevgili Kamil Mutlu Demirtaş da aynı dileklerini iletmişler. Evet, meclis üyesi. Sevgili Talha Deveci bir soru göndermiş. Başkanım demiş ki Hikmet Başkanımı çok yakından tanırım. Yıllardır da dış ülkelere gider gelir tatil için ve çalışmaları gereği. Fethiye için dışarıdan projeler getiriyor mu diye bir şey yapmış. Şimdi Fethiye'den proje getirmek için Fethiye ilk önce turizm kenti yapmak lazım. Hı hı. Yani turizmi getirmek, yani çok güzel bir soru. Getirmek için bir şeyi ortaya koymanız lazım. Evet. Biz turizmci olarak hep bunu söylüyorum. Bana da şey yapıyorlar biraz, hep ben aynı şeyi konuşuyorum. Ya turizmci dedim, hayatı şudur. Turizmci hayal üretir. Bir paket ürün üretir. Bunu satar. Kime satar? İnternetten satar. Artık öyle. Ya fuarda satacaktır, ya internette satacaktır. Sosyal medyada bunu oluşturur. Bir pazar oluşturur. Bu pazarı yurt dışına hayal olarak satar. Hayal sattığı hayali de süslemek zorundadır. Deniziyle, kumuyla, güneşiyle, her şeyle. Bizim şu anda kurdurduğumuz hayalleri sunacak yerimiz yok. Bakın,
Ağustos'un ortasında biz yol yaptık. Fethiye'nin tek girişinde. Ya Fethiye'nin tek girişinde, Fethiye'nin tek girişinde. Evet. Bakın benim otobüslerim var, minibüslerim var. Ben yolcu getiriyorum. Dalaman'dan kurdurduğum hayali Fethiye'de gerçekleştirmek için getiriyorum. Fethiye'ye girecek yer bulamıyoruz biz. Hangi şeyden girelim acaba? Şu sokaktan girelim, bu sokaktan girelim, altı yoldan girelim. Bunu düşünüyoruz. İnanın bize bakın, bunu yapıyoruz. Yani hangi hayali kurduracağım? Proje çok kolay. Bakın ben size söyleyeyim, Fethiye pırlanta gibi yer. Evet. Fethiye çok kolay bir yer. Çok basit işlerle Fethiye'yi uçurursunuz. Bakın şu andaki yaptığımız iş yalnızca yaza dönük işler. Evet. Yazlık işler. İstir sezon bitiyor, herkes gidiyor. Kimse kalmıyor burada. Burası bir Rodos değil ki. Burada uçaklar hala çalışıyor. Bir kere burada yerleşik 11 bin konut İngiliz var. Evet. Bunlar Fethiye'de yaşayan insanlar. Burada ürün çıkarmak lazım. Biz Sekik Hayat Merkezi'ni canlandırabildik mi? Öldürdük, batırdık. Baba Dağı'nı yaptık, çok güzel bir yer oldu. Çok çok güzel bir yer oldu. Bunu hala pazarlamasını tam yapamıyoruz. Antalya Tahtalı var, pazarlamasında acayip gidiyor. Bizde öyle bir şey yok. Yeni yeni şimdi onlar ortaya çıkmaya başladı. Mesela Saklıkent, mesela kış turizmde Fethiye başka şeyler bulamaz mı? Yayla turizm yapamaz mı? Kayak hazırlayamaz mıyız? Veya denizi hala kullanamaz mıyız? Şu anda biz denizde hala turizm yapabiliriz. Çünkü evet. Doğu ülkelerinde hala insanlar buraya gelip yelken yapmaya çalışıyorlar. Ruslar, Ukraynalılar, bunlar burada gelip yatlar kiralayıp burada turizm yelken yapıyorlar. Bunların önünü açmamız lazım. Ama ilk önce Fethiye'yi düzene sokmamız lazım. Fethiye kokuyor şu anda. Fethiye, herkes diyor bir iskele, ne bileyim bir liman. Ya liman denen olayı artık unutalım kardeşim ya. Bu liman unutun. Ya Fethiye Belediyesi bir adayının, kim aday olursa olsun beni ilgilendirmiyor ama bakın. Derse ki ben Fethiye Belediyesi olarak burayı temizleyeceğim, yalan atıyormuş. Yalan atıyordur ya, ben söylemem öyle bir şey. Evet. Yapamaz kardeşim. Yapacak olan kim biliyor musun? Fethiye Belediye Başkanı'dır. Yaptırtacaktır. Kalkacak makamından, makamında çay, kahve ikramı değil. Gidecek Ankara'da bu işi takip edecek, projeyi takip edecek. Konuşmakla değil. Nasıl yapalım Sayın Bakanım? Biz Burak Grubu Bey'i getirdiğimiz zaman burada biz de demedik ki bize Fethiye Belediyesi bütçesiyle bunu yapacağız. Sayın Bakanım dedi ki arkadaşlar dedi ya dedi burası dedi çok basitmiş ya dedi. 250 milyonluk bir şey dedi. Biz 250 milyonu konuşurken biz konuşmadık. Onların verdiği bir şeydi, bir miktardı bu. Biz 250 milyonluk bir laf döndü. Biz de bunu oradaki seçimlerde bırakıp konuştuk. Dedik ki tamam bakanım biz bunu yapar mıyız? Siz dedi yapın dedi, getirin projeyi, biz takibini yapacağız dedi. Evet. Ne dedi arkadaşlarımız o zaman? Biz 125'e yapacağız dedi. Sanki pazarlık şey yapıyoruz, açık aklıma yapıyoruz. Dedi ki bu Fethiye Belediyesi bütçesi, Fethiye Belediyesi bütçesine ki? Fethiye Belediyesi bütçesine tutmaz, büyükşehir bütçesi de yapamaz. Evet. Mümkün de yapamaz. Yalandan insanın kafasına, yalan insanların kafasına uçuk kaçık şeyler kurdurmanın mantığı yok. Hı. Şimdi ben kalksam desem ki, ben aday olursam, Fethiye Belediyesi bütçesiyle ben denizi tarayacağım. Mümkün değil, yapamam. Ben Fethiye Belediyesi bütçesini oraya bir kuruşunu kullanmam. Hı. Fethiye Belediyesi bütçesi kendi bütçesidir. Kendi bir arıtmasını yaparım. Kokudan giderim, çöpleri toplatırım. Etrafı güzelleştiririm. Girişi çıkışı düzenlettiririm. Yolları açarım. Tamam. Hı. Bunu da geri kalanları da benim bütçemin dışında, zaten benim görevim değil. Benim görevim bunları yaptırtmakla ilgili orada takip etmek. Ağlamak, sızlamak, orada o işi yaptırtmak. Sevgili şöyle bakıyorum. Şifa Balevi Fethiye. Sevgili Ebru Almam'la Mehmet abim başarılar dilemişler sizlere. Ya. Taşaka Mahalle Muhtarımız Ali Cabbar aynı şekilde iyi dileklerini göndermiş. Serdar Bey iyi yayınlar dilerim. Başkanımıza çıktı yolda. Başarılar diliyorum demiş. Özkan Toker, Rik iyi akşamlar, hayırlı yayınlar. Konuğuna başarılar diliyoruz demişler. Serap patronumuz Serap Hanım da yine sevgilerini iletmişler. Başkanım şöyle bir mesajım daha var. Fethiye'nin öncelikle Fethiye ırk kaynaklarını kendi çıkarması gerekmiyor mu? Zaten Fethiye öz kaynağını kendisi kullanıyor ki. Öyle bir şey ben anlamıyorum. Lan. Bir öz kaynak var. Bu öz kaynağı işte Ankara'ya göndermeyelim, burada kullanalım falan. Bakın Fethiye'nin öz kaynağı zaten biz burada kullanıyoruz. Öz kaynakları doğru yerde kullanıyor muyuz? Ona bakmak lazım. Evet. Biz öz kaynağımız nedir bizim öz kaynağımız? Belediyenin öz kaynakları. Nerede kullanıyoruz? Yaptığımız yatırımların hangisi doğru? Hangi yatırımı tam olarak bitirebildik Fethiye'de? Aday olmamın en büyük nedeni.
Biz elimizde şey aldık. Bakın ben Alim Karaca ile ilgili kesin kötü bir şey söyleyeceğim. Kesinlikle. Evet, ben tabii. Alim Bey'i severim. Saygısızlığı yapmak istemem. Hı. Onların çok onu yaptığı çok güzel doğru şeyler de vardır. Evet. Ama yanlış yaptığını söylemek durumundayım. Evet. Bakın bir çalış projesi yaptık. Baştan söylediğimiz şeylerin hepsi oldu. Düzensiz. Oradaki esnafa göre düzenli olabilir. Bak onu ben iddia ettim. Görsellerde halka arz edilen hiçbir şey yok. Değil. Aynen evet. Öyle. Biz bunun oranın doğasına uygun, hı hı. İşte yerlerin yapısı, işte bilmem ne. Onlar, biz onlarla ilgili çok farklı şeyler düşünüyorduk. Tabii onların düşüncesi farklı. Bize sunulan, belediyede sunulan, bize gösterilen yapılanla, gösterilen yapılan aynı değil. Bu bir. İki, oradaki yeşilliği bozduk. Oranın doğasını kaybettik. Oradaki otantik yapıyı kaybettik. Hı hı. Geldik, bitirdik mi? Bitiremedik. Ne oldu? Müteahhit kaçtı gitti. Ne yaptık? Sezon ortasına kadar o inşaat devam etti. Evet. En sonunda belediyenin kendi personeli temizlik yaparaktan orayı açmak zorunda kaldık. Geldik buraya. Evet. Burayı kazdık, yolları kazdık. Bitiremedik. Neydi? İşte enflasyon var. İşte ihaleleri yapanlar kaçtı. O kaçtı. Kardeşim. O kaçtı. Bizim şu ana kadar Fethiye Belediyesi'nde kaçmayan müteahhitimiz var mı ya? Bana bir anlatsın birisi ya. Her müteahhit kaçtı. Neymiş? İşte çok büyük enflasyon oldu, çok büyük fiyat artışları oldu. Onun için müteahhitler battı gitti. Ya siz bunu verirken bunları düşünmüyor musunuz? Müteahhit niye bunu kaçsın gitsin? Başka bir sebep olamaz mı acaba? Düşünmek lazım bunları. Bir başka sorumuza devam edelim başkanım. Bir diğer izleyicimiz demiş ki, biraz önce bunun cevabını vermiştiniz ama neden AK Parti'de çok aday adayı var? En çok konuşulan konular. Vallahi ben sana ben açık söylüyorum. Eşimle de bugün onu konuşuyordum. Hı-hı. Bizde demokrasi var. Bizde aday olmak öyle kimsenin şeyinde değil. İsteyen aday olur bizde. İsteyen herkes aday olabilir. Partili olmasına gerek yok, kayıtlı olmasına gerek yok. Gördüğünüz kadar ben bazı aday arkadaşlarımı çoğundan yeni görüyorum. Ben de yeni görüyorum. Partide hiç görmemişim. Ama sonuçta bizde bir şey var. Demek ki Fethiye artık gelen Ankara'dan, hükümetten çok ciddi şeyler ve katkılar bekliyor. Hı hı. Artık Fethiye aç. Fethiye'nin bu şeyler kurtulması gerekiyor. Bir defa bizi deneyin. Bakın benim aday olmam önemli değil. Kim aday olursa olsun ama mutlaka artık iktidarın gücünü burada kullanmamız gerekiyor. Hı hı. Kullanmak da oturmakla olmuyor yalnız. Seçildiği zaman da o adayın, o başkanımızın gidip Ankara'da bu şeyi takip etmesi gerekiyor. Evet. Etmezse yine bir şey alamayız. Devamında yine şöyle gelen sorulara bakalım başkanım. Bir izleyicimiz de demiş ki başkanımı yakından takip eden Mustafa Bey, başkanımı yakından takip evet. ediyorum. Demiş Aruk Tokayı'nda Fethiye'de kıca kahvaltı döküldüğünü gördük demiş. Evet, ben de yazmıştım. Başka bir şehirde hiç böyle bir ortamla karşılaştı mı? Şimdi şunu ben dile getirmek istiyorum başkanım müsaaden olursa. Evet. Kıca kahvaltı döküldüğü ekranlarda burada ekibimizle birlikte bir haber yapmıştık. Hatta gazetemizde manşet yapmıştık. Onun öncesine kadar hiçbir açıklama olmamıştı. Ben ilk defa görüyorum böyle bir şeyi. Ve başkanımız iki gün sonra yanlış hatırlamıyorsam bir açıklamada bulundu. Dedi ki maddi olanaklarından dolayı bu mevkimde döküldüğünü söyledi. Bunu söylerken vatandaşın daha önce bilinçlendirilmesi gerekmiyor mu? Kesinlikle. Şimdi şöyle Hakan Bey, bakın bu mesela hastane yolunu evet, yapılacağı evet, gün evet. meclise bir hafta kala bu geldi. Hı hı. Ben dedim ki, kalktım konuşma yaptım o şeyde. Dedim ki Sayın Başkanım şu anda bunu başladığınız zaman herhalde en az bir ay sürecektir. Bunu dedim bir ay sonra, iki ay sonra erteleyelim. Şeyler bitsin, turizm sezonu bitsin, öyle yapalım. O da dedi ki o zaman, hı hı. ya dedi ben şimdi eğer bunu iptal edersem benim müteahhitim ona dayanamaz. İşte fiyat artışlarından dolayı hı hı. burayı bitiremem, yeniden ihale çıkmam gerekiyor falan. Ben dedim ki bu dedim, siz para kaybederim dedi o zaman. Ben dedim ki para kaybedin başkanım ama biz turizm kaybetmeyelim. Evet. Bak dedim bunun hesabını veremeyiz sonra. Bunu anlatmıştım. Hı hı. Ağustos'ta ben de sosyal medyada yazmıştım. Ağustos ayından döküyor yalnız beton diye. Hatırlıyorum. Asfalt evet. Hatırlarsınız onu. Evet. Çünkü biz onlar da bana dedik o zaman. Ya Ağustos'tan başka şansımız yok. Ağustos'ta dökülürmüş beton, asfalt dediler, tamam mı? Hı-hı. Ben de uzmanım değil tabii o iş. Ben çok da bilmem o iş ama bildiğim bir şey varsa hı-hı. Avrupa ülkelerinde hiçbir öyle 30 derece 40 derece olmuyor yani. Evet. 20 derece 18 derece döküyorlar adamlar bunu. Yani demek ki yapılabiliyor ki işte bize bu, bakın size şöyle söyleyeyim. Çoğu turist
Özellikle araba kiralamacılar arabalarını kiraya veremediler. Evet. Çünkü turist gidecek yeri bulamıyor. Hı-hı. Gideceği yolu bulamıyor. Google'dan bulamıyor, Yandex'ten bir şekilde gidemiyor. Yani şöyle bir hatırlatma yapayım başkanım. Geçen bir tane tur şirketinde çalışan bir akrabam var. Eski Çamköy Hanı'nın olduğu yeri hatırlıyorsunuz. Evet, evet. Oradan patlayınca Tekfor'un oraya çıkan yol var. O yolda karşılaştım. Arabakı da dolu minibüste. Şey yapıyor. Sen dedim hayırdır ne işin var orada? Dedi artık dedi Google harita dedi Ölüdeniz yolunu burası gösteriyor evet. dedi. Daracık yol iki yol, araba yan yana gelmekte evet. zorluk çekildiği yerler var. Yeni alternatif yol arayışı bu mu diye soruyor insan bazen. Evet öyle, öyle biz onu yapıyoruz. Biz bakın Hakan Bey biz Dalaman'dan gelen yolcumuzu bakın şehir içine bak, buralara giremiyoruz. Ara sokaklardan götürüyoruz. Yani utanıyoruz artık yani iş, o inşaatı göstermekten. Turistlerin hayal ettikleri ve karşılaştıkları. Bu deniz aldı başını gidiyor. Evet. Kara aldı başını gidiyor. İnşaatları biliyorsunuz her taraf inşaat. Artık inşaatsız olduğu bir şey yok. İnşaat evet. devam ediyor. Hiç, aynen. Hiç onu eksilmiyor. Birazdan oraya da gelecek başkanım. Sevgili Adem Aykırı yine ekibinizden, belediye meclis üyelerimizden başarılarını iletmiş. İyi yayınlar demiş. Sevgili Adem'e de hayırlı akşamlar diliyoruz. Başkanım şöyle kısaca biraz artık şeye gelelim. Tamam. Aday adaylığınıza gelelim. Tamam. Biraz önce arkadaşımızın biri sormuştu ya neden aday bu sefer bol diye. Sevgili ilçe başkanımız Turan Kovancı istifa ettiler. Evet. Adaylığını açıkladılar. Sevgili Hikmet Selçuk zaten aday adayı. Turgay Öztürk geçmiş dönem evet. ilçe başkanlarımızdan. Jeoloji mühendisi Ömer Yıldırım beyefendi. Evet. Ölüdeniz Belediye Başkanı geçmiş dönem belediye evet. başkanlarından Keramettin Yılmaz. Karaçula geçmiş dönem belediye başkanlarından Yusuf Çaylı. Yeni siyasete atılan bir arkadaş Özay Karagöz, evet, turizmci. Evet. Bugün Fethiye'ye bir şok etkisi yarattı açıkçası haber. Geçmiş dönem AK Parti ilçe başkanlarına sevgili Kadir Karahan siyaset alanına geri döndüm dedi. O da adaylığını netleştirdi. Yine genç bir isim, genç bir iş insanı Mehmet Köksu kardeşimiz. Evet. İlçe spor müdürümüz Harun Reşit Yiğit. Sevgili 18 aydan bu yana Fethiye'nin hemen hemen her bölgesinde dolaşan sevgili Salih Eroğlu AK Parti'den kaydını yaptırdı ve adaylığını açıkladı. Ve son olarak Muhammed Kök'ten yine bölgenin evet, belediye meclis üyelerimizden ve bölgenin turizmcilerinden. Evet. Bir de yine yanlış hatırlamıyorsam makine mühendisi Alper Kabasakal evet. da beyefendi de aday adaylıklarını İnşaat açıkladı. Mühendisi. Ben pardon yanlış hatırlıyorum olabilirim. Aday adaylığını açıkladılar ve göreve talip olduklarını belirttiler. Başkanım, aday adayı çok ama şu dikkatimi çeken bir konu. Hemen hemen bütün aday aday arkadaşlarımızın da aday adaylığı açıklamalarında yanlarındaydık. Ve mesela Hikmet Selçuk aday adaylığını açıklarken tüm aday adaylar da gelip ona destek oldular. Evet. Ben bunu gördüm birlik beraberliği. Evet. Dışarıdan hani bazıları şöyle görebilir, yapmacık olarak görebilirler ama siz bakı görüyorsunuz, birlik beraberlik var mı parti içerisinde? Vallahi ben şimdiye kadar ben Turan Başkanıma, Turan Kovancı Başkanıma hı hı. Bugüne kadar yaptığı hizmetlerine dolayı teşekkür ediyorum. Evet. Bunun en büyük başarısı Turan Bey'dir. Hı. Turan Bey'in o yönetim anlayışı, o bizim içimizdeki küskünlükleri falan sıkıntıları bazılarını giderdi. Bundan dolayı ki Kadir Bey de o dönemde küçüklerden evet. bir tanesiydi. Evet. Kadir Bey bile aday oldu. Hı hı. Burada kimsenin adaylığına hayır deme hakkımız, lüksümüz evet, yok. Evet. Herkes serbestçe adaylığını koyuyor. Herkes aday olabilir. Evet. Partili partisiz, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkes gelip adaylığını koyuyor. AK Parti'nin böyle özelliği var. Hı hı. Orada gördüğünüz resim, tablo, bizim birlikteliğimiz. Evet. Birlikteliğimiz bizim için şey, Fethiye. Amacımız Fethiye. Bakın sportif düşüncelerimiz farklı olabilir. Siyasi fikirler farklı olabilir bazı şeylerimiz ileride evet, bazı farklı evet, ama evet. orada tek birlikte olduğumuz şey Fethiye. Evet. Fethiye'ye hizmet, Fethiye'de sıkıntıları gidermek, Fethiye içindeki problemleri çözebilmek. Hı hı. Bakın biz artık genel seçim unuttuk Hakan. Evet. Genel seçim bitti. Evet. Biz şu anda iktidar belli. İktidarın altında biz ilçeler olarak genel seçimlerde alacağımız hizmeti saklamamız lazım. Bu bir siyasi parti seçimi tamam. Amacımız Fethiye, aracımız siyasi partiler. Siyasi partiler burada bizim bir aracımız. Ve biz burada ben Hikmet Selçuk olarak siyaseten AK Partili olarak, bir AK Partili olarak 2003'ten beri burada partili olarak benim tek amacım var. Partimden, iktidardaki partimden Fethiye'ye ne getirebilirim diye uğraşıyorum. Nasıl yapabilirim diye uğraşıyorum. Evet. O arkadaşlarımızla
öyle görmüşler ki partili olmasa dahi yeni partiye kaydolan arkadaşlarımız var. Mesela Salih Bey yeni geldi. Şu anda Salih Bey de izliyor bizi. İzliyor. Evet. Salih Bey de mesela eksikliği biliyor. Evet. Eksikliği ne olduğunu biliyor ve çözümün de AK Parti olduğunu biliyor. Örnek bilerekten evet. Geldi bize aday oldu. Evet. Veya Özel kardeşim veya Mehmet kardeşim. Onların evet. Hepsi bunun çözümü AK Parti Hakan Bey. Hı hı. Çünkü biz eğer bir hizmet istiyorsak burada çözemiyorum. Biz hizmet biz seçilmezsek AK Parti seçilmezse hizmet alamayız. Alırız, yine alırız. Almaz diye bir şey yok. Hı hı. Alacak adamın burada oturmaması gerekiyor. Burada oturup ihram yapmaması gerekiyor. Gidip Ankara'da işte takip etmesi gerekiyor. Yağmur yağacak mı diye beklediğimiz gibi hizmet gelecek yani. Mi? Yağmur yağacak ama biz de altına bir leğen tutacağız. Evet. Su toplayacağız. Evet. Bunu yapmamız gerekiyor. Biz hizmet almak için çalışmamız gerekiyor. Bunu söylemeye çalışıyorum. Anladım. Salih Eroğlu Bey de şu anda izliyor. Hayırlı yayınlar demiş. Kıza başarılar iletmiş. Hikmet abi, bunu sana rahatlıkla soruyorum açıkçası. Buyurun. Bazen oluyor haftanın 2 günü, 3 günü Rodos evet. bölgesinde işini evet, gereği evet. orada oluyorsun. Başka ülkeleri hiç hemen hemen dolaşmadın, ülke kalmadı abi. Ülkeleri dolaştıkça Fethiye'de bölgenin en güzel, en cennet ücra köşelerinden bir tanesi. Fethiye'nin en büyük sorunları ne abi sence? Neler? Çevre sorunları. Hakan evet. Çevre sorunları. Çevreyi bitirdik. Hı hı. Yani şu Fethiye çukurunu bitirdik. Evet. Deniziyle, karasıyla, koyuyla her şeyi bitirdik. Hiçbir şeyin düzeni kalmadı. Bir mesela örnek veriyorum. Kayaköy. Hı hı. Şimdi Kayaköy inşaatlar diyoruz. Kayaköy çok büyük bir değer diyoruz. İyi bir destinasyon diyoruz. Evet. Kayaköy'ü bitirdik. Neyi bitirdik? Bizim hatamız. Biz yaptık. Nasıl yaptık? 40 yıldır yapılamayan imar durumunu, imar sorununu biz daha yapabileceremedik. Burada bizim partinin de sorumluluğu var. Evet. Benim de sorumluluğum var. Hepimizin sorumluluğu var. Bir imar barışını o kadar farklı yerlere kullandık ki bir turizm destinasyonunu bitirdik. Ovacık öyle. Hisar, Üzümlü öyle. Ya Nif öyle. Nife çıkıyor. Artık yaylalar, mayla hepsi bir şey gitti. Biz nereye satacağız Hakan? Koylarımızı bitirdik. Doğru diyorsun. Ben ne satacağım? Koyda ben yatı nereye bağlayacağım? Ben bir koya götüreceğim, denize yüzeceğim. Yok koyum kalmadı. Her tarafa bir şey oldu, iskeleler oldu. Her taraf evet. Otel oldu, her taraf marina oldu. Bakın marinanın olması gereken, ben yatçıyım, denizciyim. Marina Fethiye'de olması gerekiyor ama Fethiye'de olması gerekiyor. Koylarda değil. Koylarda değil. Bunları bizim, bak en büyük sorunumuz bizim şu anda bu. Biz Fethiye'de bir planlama yapmamız lazım. Nereye ne yapacağımızı karar vermemiz lazım. Fethiye'de kruvazer iskele diye bir şey yok, ihtiyaç yok. Evet. Bırakalım bu işleri. Kruvazer iskele olsa yerimiz yapalım. Fethiye için liman için olmaz. Ben de şuna merak ediyorum abi. Şimdi kruvazer iskelelerin olduğu çevre ilçelerimiz de var. Bu ilçelere yılda kaç tane gemi geliyor da bu kadar kruvazer gemi iskele isteniyor? Bunu farklı boyutta, farklı bir projede değerlendiremez miyiz? Çünkü bu da ciddi bir rakam telaffuz ediliyor çünkü. Bakın Hakan'cığım, ben bir ayağım Rodos'ta, evet. bir ayağım burada. Evet. Yurt dışı şirketim var. Bakın ben bu işi yapıyorum. Benim Hı-hı. işim bu. Hı-hı. Benim işim deniz turizmi. Rodos'ta günde 5 tane gemi gelir. Evet. 5 tane gemi gelir. 5 tane yolcu gemisi gelir. Buradan yaklaşık 10 bin kişi, 15 bin kişi iner. Hı-hı. 15 bin kişi iner. Bütün şehri gezer. Şehirde aldıkları şudur. Su, dondurma, bir 3-4 tane tişört, mişört alırlar. Başka hiçbir şey almaz. Ben günde 300 kişi götürüyorum. Evet. Benim kapımdaki, benim müşterim oraya hepsi 5'er 100 dolar bırakır. 5'er 100 euro bırakır. 3'er 100 euro bırakır. Evet. En ünlü markalardan giyinirler. Evet. Herkes bir yemek yer. Evet. Hepsi alkolünü içer, para harcar. Gelirken bak, de getiriyorlar. Gelirken de getirirler. Evet. Bakın Fethiye'nin kruvazer bir iskele veya liman tabii ki olmalı mı? Olmalı. Hı hı. Ama Fethiye'nin elzem suyu değil o. Çok acil ihtiyaçlar değil, bir tanesi değil, değil abi. Değil. Mesela Fethiye ne getirelim biz? Mega yatları getirelim. Hani o petrol mega haber yapıyorsunuz ya. Evet. Mega yatlar geliyor bu petrol evet. gidiyor falan. Evet. 10 evet. bin litre, 100 bin litre alıp gidiyor. Hı hı. Paraları buraya bırakıp gidiyorlar falan. Bugün 165 tondu yat. Evet. Hatırlamıyorsun bir tane. Bu yatların, siz düşünsenize o yatlardan 5 tane yatın geldiğini, kafa gelişi önüne demirlediğini düşünün. Kıştan kara yaptığını düşünün. Evet. Orada geldi, orada demirledi. Onlar çıktılar dışarıya, eğlenceye gittiler. Hı hı. Balık pazarına yemek yemeye gittiler. Bizim pasaportu çarşısında dolaşıyor. Dolaştığını düşünün. Oradaki bırakacağı dövizi düşünebiliyor musunuz?
Asıl para onlarda. Asıl bu. Biz niye bir Mikonos olmuyoruz? Olamıyoruz. Çünkü biz denizi kapattık. Denizi göremiyoruz zaten. Evet. Deniz diye bir şey yok. Bizim önümüzde deniz yok. Planlama olarak kötü ki. Ne yatçı memnun, ne günlük tercih memnun, ne balıkçı memnun. Kimse memnun değil işinden. Çünkü düzensiz bir şey var. Ayarlamışlar her şeyi. Çevre deyince yıllardır seninle bu konuyu hep ihtişarede bulunuruz abi. Terkhane. Fethiye'nin kangreni haline kapatması gelmiş. Kapatması lazım. Kapatılması lazım. Kesinlikle kapatılması lazım. Evet. Kesinlikle tersanenin kapatılması ve taşınması lazım. Bakın Fethiye'yi kirli yaratan tersanelerdir. Hı-hı. Ben bir tersaneciyim. Doğru. Bak ben tersaneciyim. Ben Bekçet Saatçı çok iyi hatırlar. Ben bundan kaç sene önce yazdım. Benim tersanemi kapatıldı. İlk benden başlayın. Tersane kapat demiştim. Çünkü neden? Bakın biz ama seçeneği, alternatifini bulmak zorundasınız. Kesinlikle. Bu olmadan olmaz. Kesinlikle. Bakın turizm merkezindesiniz. Efendim turizm gelirlerinin %20'si deniz turizmine gelir. Doğru diyorsunuz. Tamam mı? Evet. Bizim yatlarımızda gezen insanlar ki yatların değerlerini biliyorsun. 5 milyon dolar, 7 milyon dolar, 10 milyon dolar falan tekneler. Bunlar çok ciddi rakamlar getiriyor bu ülkeye. Bir de iş istihdamı da çok tabii ciddi oranda. Ya Hakan'cığım ben de 134 kişi çalışıyor evet. Yatlarımda. Evet. Düşün artık yani. Benim gibi kaç tane firma var burada? Kesinlikle. Tamam. Onun için bunu bu sektörü öldürmeden bu sektöre bir önünü açmak lazım. Biz istemeyiz olmaz bu işler. Bakın en büyük hataları bitir. Limanın içinde tersane olur. Olmaz diye bir şey yok. Dünyanın her yerinde var bu. Ama siz o zaman tersaneye kuralları koyacaksınız. Burası tersane diyeceksiniz. Arıtmasını isteyeceksiniz. Ruhsatını vereceksiniz. Denetleyeceksiniz. Denetlemezseniz öyle bu pislik içinde burası kalır. Biz cüzdanlı köyde köyden dünya üzerine çıkarıyoruz. Öyle yatlar yapıyoruz ki Hakan. Evet. Milyon dolar yatlar yapıyoruz. Adam yaptığımız yeri görse var ya tekneye sipariş vermez. Evet. Ama yapıyoruz orada biz. Çok çok iyi sularımız var. Hı-hı. Onun için tersanelerin kalkması lazım. Acilen kaldırılması lazım. Fethiye'nin dışına atılması lazım. Hı-hı. Bunun da yeri tek yeri kaldı. Tek yeri kaldı. Ben bunu savunuyorum. Evet. Bana kızıyorlar bazı insanlar. Karaoğut başka şansımız yok. Yok yer yok. Yani çiftlik bu kapasiteyi kaldırmadı. Kaldıramadı. Ben bak teknik bir adam. Ben kaptanım Hakan. Evet, evet. Ben bu projelerle ilgili belki 14-19 sene bu şeyde Ankara'da bunları takip ettim. Herkes bilir bu işi. Hı hı. Ben bununla ilgili çalıştım, çabaladım ve bulduğumuz tek yer orası. Orası da çok zor bir yer. Hı hı. Kolay bir yer değil ama evet. Yapacak şansımız yok yani. Orayı yapmak zorundayız. Çiftlik köyde olsun. Çiftlik de olsun. Evet. Sorun yok ama yeterli değil. Yani bir de orada istimlak sorunları var, başka şeyler var. Yani bir sürü sorun var orada. Evet. Yani yakın zamanda geçmesi mümkün değil. Doğru. Ama bu pislikte orada kalkması gerekiyor. Başkanım, bir diğer konu Ölüdeniz. Yine kangren halinde. Evet, evet. Özellikle hani bayramlarda niye nitelendiriyor ama artık Nisan ayında başlıyor. Ekim ayının sonuna kadar da kangren haline geldi artık. Sadece bayramlarda değil en büyük problemler. Şehir içi olduğu gibi trafik. Şöyle söyleyeyim, siz daha iyi görürsünüz. Adam sadece Fethiye değil, yan taraftaki diğer çevre ilçelerimiz Ortaca, Kaş, Dalaman'a geliyor. Ama dünya harikası Ölüdeniz'i görmek için günübirlik geliyor ki en gidebildiği yer Ovacık. Ovacık'tan öbür tarafa geçemiyor. Küfrederek geri dönüyor ailesiyle veya eşine sen getirdin beni buraya diyerek. Nasıl çözebiliriz? Başkan olduğumuz Shuttle. Evet. Başka bir çözüm yok. Bakın Ölüdeniz'in belli bir sezon, belli bir aydan sonra özellikle bayram, seyrek, bu zamanlarda Ölüdeniz'e inmek mümkün değil. Hı hı. Bu da tabii insanların talebinde göz ardı etmemek lazım. İnsanlar Ölüdeniz'i görmek istiyor. Adam Denizli'den geliyor. Çoluğuna, çocuğuna, Kars'tan geliyor. Oradan geliyor. Çocuğuna Deniz'i gösterecek. O lagunu gösterecek. Ama aşağı inmesi mümkün değil. Bununla ilgili çözüm mesela çok basit. Ben geçenlerde birisi bana sormuştu. Ya bu trafik sorunu ne olacak falan diye. Ben dedim ilk şey yapacağım. Belediye yapıyorsa hepsini kaldırırım. Hepsini kaldırırım. Çözümü ne başkanım? Efendim? Çözümü ne? Shuttle. Belediyenin yapacağı hizmeti ufak elektrikli araçlarla, şehir içinde shuttle servisle bunu yapacaksınız. Ölüdeniz'e de geçerli bu. Evet. Koyun yukarıya, en tepeye bir otopark alanı oluşturun. Ölüdeniz'e aşağıya shuttle koyun. Babadağ yolu üzerine. Ücretsiz yapın, ücretli yapın. Tabii canım niye olmasın? Evet. Yani bakın bu da her zaman olacak şeyler değil ki. Ücretsiz yapın. Bak belediye ücretsiz yapsın bu işi. Evet. Ben olsam yaparım. Veya şu başkanım, günlük ortalama müşterisi 5 lira. 5 lira çok büyük bir rakam değil ki. Değil tabii canım. Sadece giderini karşılasın yeterli. Hakan'cığım bir de bununla ilgili bir de taşımayla sorunumuz yok. Evet. İyi minibüslerimiz var. Çok güzel araçlarımız var. Yani Ölüdeniz Kooperatifi'nin araçları var. Hı-hı. Fethiye Kooperatifi araçları var. Kesinlikle. Bunları kullanabilirsiniz. Kesinlikle. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Mesela Fethiye'nin içindeki trafik sorunu saat 4'ten sonra koylardan gelen insanlar kitleniyor. Evet. Bütün biraz önce terkhane dediğim bölgede özellikle. Orada kitleniyor. Tekne çekilen kitleniyor. Evet. Bir şeyler oluyor.
Ya kardeşim koca koca otobüsler, Fethiye, Muş'a, büyük şehrin otobüsleri. Ne işin var bunların burada? Bizim kendi bir şey kendi minibüslerimiz var. O küçük minibüslerde bu taşımacılık çözülebiliyor. Koca otobüs içinde 3 kişi, 4 kişi var. Otobüs önde, 2 tane otobüs önde, arkada turistler. Böyle bir şey olamaz ki. Bir de şunu söylemek istiyorum başkanım. Özellikle tatilciler Fethiye'nin tabii ki Horunlu'nun en büyük Horunlu, trafik Horunlu olduğunu bilmiyorlar. Evet. Tekneyle, günübirlik tekneyle tatile gitmek isteyen, koylara gitmek isteyen misafirlerimiz arabalarını otoparklara bir koyuyorlar. Hava koyup akşam çıkarıyorlar. Evet. Bu sırada sirkülasyon olmuyor. Evet. Bu da ciddi anlamda problem oluyor. Katlı otopark projesi... Mesela ben bir şey bir proje diyorsunuz ya mesela ben belediye başkanı olmadım böyle adayı da değilim. Adayı da değilim. Düşünceleri de değil. Fethiye'de sorun mesela. Diyorlar ki işte bu bir iki tane arkadaşımız demiş ki biz bu Yapı Kredi'nin karşısındaki o otoparkı Fethiye'de evet, otoparkı evet. Katlı yapalım. Ben yapmam oraya katlı otopark. Niye denizi kapatayım ki? Denizi görmek istiyoruz biz ya. Aynen. Biz denizi görmek istiyoruz. Niye denizi önünü kapatıyoruz? Zaten Fethiye'nin de en büyük sorunu bu değil mi? Kamu binalarının denize evet, dibinde yani olması. Yani böyle bir şey olamaz ki. Ben denizi göstermek istiyorum. Denizi pazarlamam lazım. Ferah olması lazım. Otopark yapacağım. Ben otopark evet. yapmam. Ben otoparkı bizim Salı Pazarı'nı oraya yaparım. Şu an Salı Pazarı yok mu bizim orası? Evet. Şu anda o pazarın kurulduğu yer. Evet. Onun üstünü tek kat kapatırım. Üstüne bir kat otoparkı altında pazar yaparım. Ben kendi projemi söylüyorum. Mesela geçen CHP'nin adayı Mehmet Demir Beyefendi de tamirhanenin olduğu bölüm var ya arka evet. taraf. Oraya yaparım dedi. Olabilir. Orası da çok uygun. Olabilir. Diye nitelendi. Olabilir tabii canım. Tartışılabilir bunlar. Tartışılabilir ama evet. yine söylüyorum bakın. Fethiye'nin denizi gören, manzarayı gören yerlerin kapatılması, resmi daireler, ne bileyim otoparklar bunlar doğru şeyler değil. Evet. Önünü açmamız lazım daha. Yani onun için onu söylemek istedim. Sevgili Feyyaz, Feyyaz Alkaya gençlik evet. kollarına yine mesajını göndermiş. Ak gençlik her zamanki yerinde aday adayı bütün büyüklerimize başarılar dilerim. Rabbim yar ve yardımcımız olsun demiş. Kazanan da Fethiye olsun demiş. Allah'ın sevgilerini olsun. İletmiş. Sevgili Muhammed Bey yine inşallah demiş umduğunuzu bulursunuz i̇nşallah. Mesajlarını göndermişler. Başkanım pazar günü temayül var. Evet. Bir ön seçim. Neler düşünüyorsunuz? Temayül size göre... Ben kendi şahsi düşüncemi söyleyeyim. Yer kız buluyorum. Size göre nasıl? Vallahi temayül, Hakan, temayül yer... Şu anlamda yer kız buluyorum. Koskoca 180 bin kişilik Fethiye'yi 135 kişinin adayın belirlemesini yer kız buluyorum. Yanlış anlamayın. Belirlemeyecek zaten. Öyle bir şey yok. Şu evet. anda ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları, yönetim kurulu, yönetim komple işte 150 kişilik bir grup. Evet. Bunlar bizim aday adaylar arasında seçim bir şey yapacaklar. Temayül kurması yapacaklar. Hı hı. Fakat esas temayül halk içinde yapılıyor şu anda. Evet. Yani şu anda halk aranıyor. Tek tek arıyorlar. Duyum alıyoruz. Evet. Arıyorlar, soruyorlar. İşte evet. insanlar kim olması lazım? CHP'nin adayı kim olsun? AK Parti'nin adayı kim olsun? İşte şu olursa olur mu? Bunlar yapılıyor. Hı hı. Ama şöyle bir durum var. Temayüller eskiden atıyorduk ya kağıtlar yazıyorduk falan. Ön seçim yapılıyor. Evet. Şey. Bunların... Çok böyle Ankara'ya gidinceye kadar kayboluyordu. Kimin elinde kaldı da belli değildi. Evet. Hep bir şaibe vardı. İşte gitti gelmedi, çuval attılar, çöpe gitti falan. Şimdi öyle değil ama. Evet. Şimdi online yapıyoruz biliyorsun. Evet, online vatandaş gidiyor, bilgisayarın karşısında tık 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 işaretliyor. Gönder dediği anda kendi tecrübesinde tık gidiyor. Onun artık onu yok etme şansı yok. Genel merkez. Genel merkez evet. artık onu görüyor. Evet. Tabii temayül ne kadar doğru diye sorarsan, hı-hı. ne kadar bu işi gösterir dersen, çok göstermeyebilir. Hı hı. Çok farklı şeylerde gruplar oluşup orada temayülü kandırabilirler. Hı hı. Ama yine bir şey gösterir kankan ya. Bir şey mesela ön seçim. Mesela CHP yapacağım dedi vazgeçmişti galiba. Vazgeçmişler. Evet. Mesela ön seçim. Ben olsam ne yaparım biliyor musun abi? Ben olsam koyarım sandığı şeye oyuncu parkına. Üyelere dedim ki kardeşim gelin üye olanlara herkes oy kullansın. Hı hı. Kim istiyorsa o çıkaralım. Geçen gün bir abimiz vardı. Yani Fethiye'de çok eski vekillerimiz de. Evet. Aynısını o da söyledi. Evet. Doğrusu bunun bu. Kim çıkarsa olsun. Hı hı. Bak hiç kimseye de konuşacak bir aslında olmaz. Siyasi partilerin tamamında aday adayları bunu konuşuyor başkanım. Ama genel başkanlarda mı problem var? Yönetici kısmında mı? Yoksa parti tüzüklerinde mi aşılamayan sorunlar var? Onu anlamış değilim. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nde 3-4 tane konu kaldım. 4'ü de ön seçim istiyorlar. Ben olayım olmayayım diyor adam. Çünkü şey yok Hakan. Ön seçim istiyor çünkü ön seçimde herkes ön seçimi çok adil olacağını biliyor. Evet. Çünkü insanlar karşılığını orada görecek. Evet. Mesela Hikmet Selçuk ön seçime girse, hı hı.
girdi diye ön seçime girdi. Özkim veya işte Temayla girdi. Orada ben çıkan sonuca hayır diyemem ki. Aynen. Bak ben karşılığım yok derim. Çekildim köşeye giderim. Aynen. Kırılamam. Bak evet. Kırılamam. Evet. Partiye kırılmam. Ama oradan bir atama veya bir baskı gelince doğru o mu? Zaman diyorum ki ya bunun diyor ki onun işte bir yerine adam var bunun bilmemesi var diye burada şaibeler çıkıyor. Sorun bu işte. Adam diyor ki genel merkezde benim bir tane tanıdığım var. Bölgeye hiç hakim değil. Bölgeyi bilmiyor. Ama vatandaşın ilk demediği A şarısı değil de B şarısı yerine getiriyor. Bu sefer vatandaş da kabullenemiyor bunu. Vallahi bak oy vermekte zorlanıyor. Tabii biz yıllar önce buraya tepeden adaylar kondu bizim partide. Evet. Ne kadar fark yediğimizi çok iyi biz gördük. AK Parti yok biz gördük. Evet. Evet, evet. En son seçimler 2019'da çok iyi boy aldık. Öyle veya böyle hatalarımız oldu. Kaybettik. Hı hı. 3000 oy fark vardı. Yani 1500 oyu biz alsaydık biz seçilmiş olacaktık. Ben bireysel hatalardan olduğunu oldu. Düşünüyorum. Evet. Hepimiz hatası. Evet. Hepimiz hatası var. Evet. Başkanım. Yine en çok izleyicilerimizin merak ettiği, Hikmet abi yıllardır biliyoruz teşkilatçıdır, Fethiye sevdalıkıdır. Fakat aday gösterilmekse yine aynı konuştukların arkasında olacak. Aynen dururum. Aynen dururum. Konuştuğum şeylerin hiçbir şekilde farklı bir şey söylemem gerekmiyor ki. Hı hı. Ne dedim? Körfez'in temizlenmesi benim işim değil, hı hı. Büyükşehir'in işi değil, evet. Ankara'nın işidir. Burada koyların pislik içinde olduğunu... İmarat, inşaatların öyle olduğunu söylediğim şey hiçbir şey farklı bir söylemiyorum. Evet. Ne diyorum? Ben olursam diyorum bak ben olursam, hı hı. Aday gösterirlerse ben burada oturmam. Evet. Normal bir belediye başkanı beni göremezsiniz. Evet. Ben hiperaktif bir adamım. Ben hı. Oturmam yerinde. Ben hı hı. Hiçbir şey olsam elimi süpürgeye alırım, otomu süpürürüm. Öyle bir tip adamım ben. Evet. Onun için... Dün yanlış hatırlamıyorum. Tunceli belediye başkanıydı galiba. Evet, evet. Kendi elleriyle vatandaşları hoparlörden davet etmiş bütün vatandaşları. Parke düşüyorlar, evet. Yol düşüyorlar. Çok güzel bir şey aslında başkanım. Tabii canım niye olmasın ya? Behçet başkanımın küçüklüğümüzde hatırlıyorum. İlk başkanlık döneminde Kaba park bahçe elemanlarıyla onunla çalışırken habersiz gelip onlarla simit yiyip çay içtiğini abi, ben zaten olay o ya. Bizim evet. Ne farkımız var ondan veya başkasından? Ben seçilmiş gelmişim. Benim ismim belediye başkanı olmuş. Evet. Ama sonuçta ben de bir insanım. Ben de bir simitle doğuyorum. Ben de bir simitle yaşıyorum yani. Aynen. O insanların yanında olmak lazım. Onlara onu hissettirmek lazım. Beraber olduğunu hissettirmek lazım. Kesinlikle. Bakın hizmet tepeden bakarak olmaz. Hizmet onlarla beraber olacaksın. Hizmetin yanında beraber yapacaksın. Hizmet yapamıyorsan da bırakacaksın. Yani işini yapamıyorsun bırakacaksın. Ben zaten söylüyorum. Ben bu işi yapamazsam bırakırım. Bir daha aday da olmam zaten. Çünkü kapıdan da geçmem. Belki de istifa eder giderim. Ben hı-hı. Bu kadar iddia söylüyorum. Bakın ben bir şey yapamazsam ben hı-hı. Bırakır giderim. Evet. Bu kayıtlar burada kalacak. Hepsi evet. Kalacak. Evet. Bugün ben aday olursam eğer inşallah olursam ben seçilirsem ben bunları yapacağım. Taahhüt ediyorum. Hı-hı. Gideceğim Ankara'da. Sonuna kadar ulaşacağım. Yaptıramazsam da arkadaş yaptıramadım. Benim bu kadar bir şey yapacağım. Geçeceğim. Bunu bireysel olarak soruyorum. Buyurun. Bütün adaylarımızı da soruyorum. Sor. İnşallah aday oldunuz, belediye başkanı oldunuz, seçildiniz. Fethiye, seçildiğinizin ilk günü sabah kalktığınızda Fethiye'yi ilk yapmak istediğiniz projeniz nedir? İlk soruyorum. Evet. Sana ilk söyleyeceğim. İlk gideceğim iskeleyi güzel yıkatacağım. İskeleyi, o yat limanını var ya, evet. Pırıl pırıl yıkatacağım. Evet. Diyeceksin ki Büyükşehir'in, olsun ben gene yıkatacağım. Çünkü her gün çöpleri söyleye, her gün çünkü ofisimin önü... Evet. Yani o pislik, o çöp kokuları bıktırdı bizi. Gerçekten diyeceksin ya bir tek orası mı kaldı? Karaoçko'da şurası var. Hepsini biliyorum. Evet. Hepsini biliyorum. Mesela bir önce Ölüdeniz'i sordun bana. Hı hı. Ya Ölüdeniz'de turistler yürürken kayıyorlar. Doğru. Çöplerin bidonların yanında. Doğru. Kayak yapıyorlar. Doğru. Ve ben bunu 100 defa yazdım biliyor musun? Hı hı. Dedim ki arkadaşlar bakın gelin şuraya bir yıkattıralım, temizlettirelim. Şuraya bir kum dökelim. İnsanlar düşüyorlar. Kadın giymiş topukluları. Yemeğe gidecek şıkır şıkır. Evet. Geliyor tam oradan geliyor. Tak kayıyor düşüyor abi. İşte bu turizm bu. Bu ne? Hangi ülkede görüyorsunuz siz bunu? Böyle bir şey olabilir mi? Ölüdeniz'de turizm yapıyoruz. Dünyanın evet. Göz bebeği. Dünyanın herkesin bir turist seviyesinden kullandığı Ölüdeniz. Evet. İşte Ölüdeniz bu. Bir gelen ne bekliyorsunuz? Bir gelen memur kalıyor, bir gelmeyen memur. Yani onun için bakın çok yapacak iş var. Yemin ediyorum bak Hakan o kadar kolay ki Fethiye. Şey olarak da fizik olarak çok kolay bir yapısı var. Mesela denizin kirliliğini konuşacaksın. Sormadım ben sana evet, söyleyeyim. Evet, evet. Deniz kirliliği. Çok basit. Çok basit abi. Hı hı. Arıtmayı bitireceksin ya. Arıtmayı arttıracaksın ya. Arıtmanın verdiğin suyu kanala vermeyeceksin. Derin desert yapacaksın. Açığa Kızıladır'ın önünde açıktan denizden vereceksin. Evet. Ortaya vereceksin. Evet. Bakın biz Fethiye'nin lağımını arıtmasız nereye basıyorduk Hakan?
Kişisel koy basmıyor muydu? Kızılay'ın, Kızılada'nın açıklarına diyor. Hayır, hayır, şey yapıyorduk biz. İlk hayatım abi. Kişisel yanında koy basıyorduk. Evet. Her gün olduğu yere basıyorduk. Evet. Her gün orada insanlar yüzüyordu biliyor musun? Biliyor. Neden yüzüyordu biliyor musun abi? Açığa doğru basıyorduk. Evet. Arıtmasızdı bak. Hakan. Biz ne yaptık abicim? Biz aldık bu arıtmayı. Aldık buradan doğru şeye götürdük. Arıtacağız diye götürdük. Oraya buradan aldığımız şeyi oraya götürüyoruz. Evet. Oradan da gidiyoruz limana veriyoruz. Yetmediği zaman da arıtmadan veriyoruz. Ne oluyor? Ak patlaması da oluyor. Pislikler yüzeyde yüzüyor. Ya böyle bir şey olmaz ki. Başkanım bir de şöyle denizci olduğunuz için bir denizci aileden geldiğiniz için söylüyorum. Küçükken veya gençliğinizde şu kıyılardan dahi çok güzel balıklar veya tutuyordunuz. Buna benzer bir kuru deniz canlısıyla karşılaşıyoruz. Şimdi onlar kalmadı artık. Tutanlar da artık bir mucize olarak görülüyor. Hakan çok güzel balık var. Evet. Çok güzel balık var aslında. Şu anda Fethiye Limanı gerçekten balık üreme noktası oldu. Neden oldu biliyor musun? Şu tonozlar var ya şu yat limanında tonozlar, o pontonlar falan. Balığın üreme yerleri. Limanda balık var şu anda. Çok ciddi balık var. Ama limanda avlanabilmesi için balığın belli izinler gerekiyor. Liman içinde balık yok değil, var. Dışarıda balık yok. Evet, evet. Dışarı yani köfe dışında balık yok. Dışında. Köfe dışında var. Ama bu de yanlış avlanmadan, zamansız avlanmadan. O kullanılan balıkların şeyini bitirdik. Zamansız avlanmadan dolayı yurtlama zamanında balıkların neslini tükettiler. Tükettik. Evet. Yani evet. Onun için biz haddimizi bilmiyoruz. Adam bir lambuka zamanı geliyor. Lambukaya ağlamaya gidiyor baba. Ya yakalayabileceği, yiyebileceği 5 tane lambukaysa 100 tane ne kadar yakalıyorsa o kadar yakalıyor. Evet. Ya bu böyle olmaz. Fethiye halkının en büyük algıladığı sorunlardan, talepte bulunduğu en başlıca konulardan bir tanesi de özellikle Fethiye halkının, yerli halkın gitmek istediği plajlar ve mesir alanları başkanım. Bu konudaki düşünceleriniz ne dedi? Kalmadı artık. Ya bu esasında bu var ya. Benim de mesela plajım var. Kendime ait topu yerim var. Ama normal vatandaş girebiliyor. Biliyor, benim gördüğüm kadarıyla. Bizde yasak yok. Girebiliyor. Evet. Bizde giriş parası falan da yok. Evet biliyorum. Ama şöyle bir şey var. Şimdi, yeter ki temiz bırakalım. Evet sorun burada. Işte. Aynen. Sorun burada. Biz koylar ihale açılmasını istemiyoruz. Fakat öyle bir duruma geldi ki belediyelerin, yerel idarenin buraları toparlama, temizleme şansı kalmıyor. Evet. Ve yetmiyor. Şehir içinde yetmiyor ki oraya gitsin. Biz bazen bizim kendi plajımız olduğu yerde biz çöplerimizi kendimiz toplamak zorunda kalıyoruz. O yüzden de artık insanlar bıktı, verelim birine, düzelsin. Bu yüzden onlar da oradan hem para kazansınlar, biraz düzgün kalsın mantığıyla veriliyor. Evet. Ama bizim şu anda elimizde Çalış sahili var, serbest. Koca Çalış tarafı var, Karaot tarafı var, halkın gidebileceği yerler. Evet. Ama başkanım şöyle bir şey. Bazı kesimler de kendilerini oraya layık görmedikleri için yanaşamıyorlar. Neden bunu söylüyorum? Bütçe yetmiyor. Anladığınızı söylemek bütçe istiyorum. Yetmiyor. Hem bütçe hem de inanç. Anlatabildim mi? O inanca türbanlı girmek isteyenler kesinlikle var. Kesinlikle haklısın konuda. Evet. Onu söyledi çok iyi oldu. Bana da söylüyor onu. Evet. Mesela o bir tane yer var orada. İsmi Zehra mıydı? Şimdi bakın buraya. Oraya girmekte çok ciddi bir rakam alıyorlar oradan da. Öyle mi alıyorlar mı? Aynen. Ha, bilmiyorum onu. Kesinlikle. Onu bilmiyorum, kesinlikle. Onu bilmiyorum. Ama yani ihtiyaçsa olacak öyle yerler. Olması da lazım zaten. Evet. Yani insanların düşüncesine saygı duymak zorundasınız. Mesela Karaçulo Mahallesi'nin üzerinde hızlı biliyorsunuz. Mesire alanı var. Kayık seki alanı. Ama yazık ki başıboş bırakılmış. Alemcilerin yeri olmuş. Ama onlara engel olmak lazım tabii. Kesinlikle. Daha önce Behçet Başkan Aşıklar Tepesi'ni ne güzel yapmıştı. Evet. Şimdi hala kötü şu an. Çok aynen. Kötü. Aynen. Ne yazık ki. Ama tabii bizim halkımızda da biraz sıkıntı var. Onları kullanmayı bilmiyoruz yani. Evet. Onu da bir düzene sokmak lazım. Şöyle bir mesaj daha gelmiş başkanım. Mehmet Fatih Arapoğlu göndermiş mesajı. İyi yayınlar başkanım. Dispanser sokak olarak su baskınları için yeni bir taşkın kanalı ve pompa istasyonu yapılsın. Denizden 1 metre yukarıda olmamıza rağmen sel sularıyla boğuşuyoruz. Belediye izin versin biz kendi sorunumuzu kendimiz çözelim. Bir de trafik sorunu için demiş. Antalya ve İstanbul tarihi Yarımada'da olduğu gibi oteller için Türk araçlarına turizm için ihtina olsun demiş. Zaten öyle olması gerekiyor. Evet. Yani şimdi ben söylemiştim ya önce. Burada bir de belediyenin ayıbı var açıkçası başkanım. Ne diyor? Vatandaş artık bizle ilgilenen yok, sorunumuzu kendimiz çözelim. Bize yeter ki bize müsaade etsinler diyor. Hakan, vatandaşlarımız bilmiyordu çoğu. Şu anda Hisar'ın arıtması nereye gidiyor? Bunu bilen yok. Bilen yok değil mi? Evet. Hisar arıtması bu sezon başı, burada Büyükşehir bağlı, sisteme bağlı. Evet. Hisar'da 3000 kişi konaklıyor, 500 bin kişi de personel var, 4000 kişilik bir
Şehri. Hı hı. Zaten çalışmayan bir sisteme bağladık biz. Evet. Karagözler'den bağladık. Baruk ve diğer oteller de bağlandı. Onu da bağladık. Evet. Bir de uzun üstü bir de şeyi bağladık. O acelesörünü bağlıyoruz. Evet. Tamam, onu da bağladık. Evet. Zaten çalışmayan sistemin üstüne bir %100 daha koyduk. Evet. Bizim bu arıtmayı iki misliğe çıkarmadan hı hı. şu anda 2024'te çalıştığımız mümkün değil. Mümkün değil. Şimdi koku dispenser kokusu kokuyorlar ya abi. Evet. Bak orasıyla ilgili mesela orada bir Behçet Başkan'ın yaptığı çok güzel bir sistem vardı. Aynen doğru. Bak çok güzel bir sistem kurmuşlardı. Ve o çok düşünülerek yapıldı bir sistem. Hı hı. Çok düzgün çıkış gibi çalışıyordu. Yalnız oraların bakımı o yapılmadı. Onlar iyi bakılmadı onlara. Hı hı. Bakın siz eğer lavaboya gelen pisliği atmazsanız bir gün o lavabo tıkanacak ve taşacak. Taşacak, evet. Bu da bu oldu. Basit bir örnekle verdim. Hı. Budur. Siz oradaki lavabonun alttaki boruyu temizlemediniz. Jeneratörü çalıştırmadınız. Motopompu bakımını yapmadınız. Yapmayınca bu olay başımıza geldi. Evet. Yapsaydınız bunu yaşamayacaktı bu insanlar. Şimdi yine söylüyorum. Oranın yapması gereken bence motopompların elektrikli değil, hı. dizel. Dizel zaten de motopompun dizel olması gerekir. Evet. Bakın motopompun dizel olması gerekir. İki, otomatik sistem olması gerekir. Hı. Elektrikle çalışmıyorsa kendisi... Hayır. Elektrik olmayacak. Evet. Devreye nasıl jeneratör kapalı gittiği zaman jeneratör devreye giriyor? Evet. Bu sistemle çalışacak. Bunu. Aynen. Yoksa burayı halledemezsiniz. Ve ben olsam ya yağmur artık yağmurun yağacağını biz hepimiz görüyoruz ya ne zaman yağmur yağacak, evet. ne kadar yağacak. Evet. O gün, bir gün önce mazgallar temizlenemez mi? Motorun yağına bakılamaz mı? Mazotuna bakılamaz mı? Ne bileyim çalışıyor mu çalışmıyor denenemez mi? Evet. Bunlar denemiyorsa bunun niye vatandaşta sorunu? Vatandaş burada her şeyi yapmakla haklı. Ya ben şimdi belediye başkanı olsam ben bunu sana vermek zorundayım yani. Olmaz öyle şey. Adam ofisini bastı. Bütün sistemi gitti. Otelin su bastı. Restoranına su bastı. Bunu kim bedel ödeyecek? Evet başkanım, yavaş yavaş da programımızın tamam. sonuna doğru gelmiş bulunuyoruz. Şöyle son sözlerinizi alabilir miyiz? Neler söyleyeceksiniz? Vallahi Hakan'cığım, esasında şöyle bir şey var. Hepimiz Fethiye'de yaşayan insanlar olarak evet. bir görevleri var. Yani halkımızın görevi burada yaşayacak. Hı hı. İşte vergisini ödeyecek, çöpünü toplayacak, çöpünü toplatacak adamlara oy verecek, onlara destek verecek, onları seçecek filan. Hepsi bunları ayarlanmış. Bizim şey yapmamız gereken şu. Bütün adaylar için söylüyorum. CHP'deki, AK Parti'deki, MHP, herkes için söylüyorum. Evet. Hep bizim görevi de bu adamların işini halletmek. Hı hı. Etiket için geliyorsak buraya bize oy vermesinler. Bak hangi parti olursa olsun vermesinler ya. Biz denenmişsek bize vermesinler. Evet. Biz denenmedik Hakan. Biz denenmedik. Biz AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak denenmek istiyoruz. İddia ediyoruz. Biz Ankara'nın gücünü burada hissettireceğiz. Evet. İddia ediyoruz. Samimi söylüyorum. Eğer iddiamızı yerine getirmediğiniz takdirde ben kendi adıma aday olursam eğer ben istifaya giderim. Evet. Ama getirmeye söz veriyorum. Bir dönem bizi denesinler. Ondan sonra gelsinler de sen yaptın yapamadın göndersinler bize. Arkadaşlarımla çok özür diliyorum. Bu konuyu açmışken son bir soru sormak istiyorum buyurun. Sizlere. Evet AK Parti'de aday adaylı bolluğundan bahsediliyor ama yaklaşık yanlış hatırlamıyorum ki 25 yıl aranın ardından 5 yıl Şakir Başkan ve 20 yıl Behçet Başkan olmak kaydıyla 25 yıl aradan sonra Fethiye Belediyesi CHP'li bir belediye başkanının eline geçti. Halen CHP'li belediye başkanı görevini yürütüyor ve karşısına 6 tane de aday adayı çıkıyor. Demek ki bir sıkıntı var. Siz ne düşünüyorsunuz? Demek ki bir sıkıntı var. AK Parti'de aday adayı bolluğu konuşuluyor ya. Bizim aday adayın bolluğumuzun en büyük sebebi hakikaten Fethiye artık çekilmez hale geldi. Artık sorunların üstesinden gelemiyoruz. Evet. Ki bırakın bizi, yani kendi partilileri dahi, ya çıkar aday çıkmasından sıkıntı yok. Onlar dahi bunu dile getiriyorlar. Evet. Yani ben arkadaşlarla konuşuyorum. CHP'de arkadaşlar, hepsi arkadaşım. Biz de arkadaşım, ötekiler de arkadaşım. Hepsini çok severim. Evet. Mehmet Demir vardı mesela, aday o da şimdi bu sabah görüştüm kendisini. Çok iyi bir kamiyetinizi. Mehmet Bey'le konuşuyoruz mesela. Yemin ediyorum ben Mehmet Demir'le veya Velip abiyle konuştuğum hiçbir şey bizim ayrı değil. Evet. Hepimiz aynı şeyi konuşuyoruz. Evet. Ne zaman içeri giriyoruz, büyük şehirde olsun, Fethiye Belediyesi'nde olsun, hırırırır diye başlıyoruz kapışmaya. Evet. Kapıştığımız yer başka şeyler. Fethiye değil, Fethiye'nin sorunları değil. Hep bir sorunun ne olduğunu biliyoruz. Evet, belediye başkanı olduğunuz takdirde CHP'li meclis üyeleri veya bir başka partili meclis üyeleriyle düşünceniz aynı söylediğiniz tarzda olacak mı? Kesinlikle olacak. Ben ekip çalışmasını çok severim. Hı hı. Bir kere benim belediye başkanının tek başına yapacağı hiçbir şey olmaz orada.
Belediye başkanı seçilmiştir. Orada bir kişiliktir. Orada bir baştır. Sonuçta bunun altında bir sürü bir kurumlar vardır. Evet. Profesyonel kadrolar var. Belediye meclisleri var. Danışmanlar var. Herkes görevini bilecek. Ben işini yapan insana her zaman saygı duyuyorum. Paylaşmayı çok seven bir insanım. İşini yapan adamla beraber çalışıyorum. İşini yapmayanları gönderirim. Benim şeyim budur. Evet. Meclis üyesi de olsa, profesyonel kadro olsa, danışman da olsa. Ama yine söylüyorum. Fethiye çok basit bir yer. Fethiye bir Bodrum gibi değil. Bakın Bodrum çok zor bir yer. Evet. Bodrum bizden çok daha zor. Fethiye daha kolay bir yer. Daha milliyetçi bir duyguya sahip. Bozulmamış. Farklı bir yer Fethiye. Fethiye mesela bana soruyorlar Fethiye'de ne görüyorsun falan. Ya ben bırak bana sorma diyorum. Ben yurt dışına insanlar getiriyorum. Evet. Ondan sonra Fethiye'yi ne buluyor? 11-15 tane İngiliz burada yaşıyorsa bir düşüneceksiniz ya. Kesinlikle. Fethiye farklı bir yer. Onun kesinlikle. İçin herkesin Fethiye için yapacağı bir şey vardır ver ya Belediye Başkan. Hı hı. Hepimizin yapacağı bir şeyler var. Birimiz aday olacak. Evet. Birimiz kaybedecek ama birimiz aday olan kazanan da o işini yapacak. Bu kadar basit. Evet. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İnşallah çıkmış olduğunuz bu hayırlı yolculukta size evet. başarılar diliyorum. Sağ olun. Umduğunuzu bulursunuz. Doğup büyüdüğünüz bu topraklara, her gün hava karşılaştığınızda vatandaşlara, hizmetkarla, layık ile yerine getirebilirsiniz diye temennide bulunuyoruz. Efendim, sevgili Hikmet Karçoğlu abimize çok çok teşekkür ediyoruz. Kendisini zaten Fethiye hemen hemen biliyor. Çok da güzel projelerinden, projeler demeyelim de Fethiye'nin eksiklerinden bahsetti. Evet. Şunlar olursa daha iyi olur düşüncesiyle. Tabii aday olduğu takdirde de projelerine gelip yine ekranlarda... Projeleri beraber öteceğiz Hakan Bey. İnşallah. En önemlisi de halkın istediği projeler. Tabii canım, elbette. İnşallah da sevgili başkanımla aday olduğu dönemde de birlikte olacak. Sadece aday olduğu değil de adayın yanında da görmek istiyoruz. Tabii kesinlikle. Bu da kendi sözünü verdi. İnşallah yarın sevgili Serdar Hocam'ın programı var. Yanlış hatırlamıyorsam yine aday adaylarımızdan Turgay Öztürk başkanımla beraber olacaklar. Malum pazar günü Muğla'da bir temayül yoklaması var. Fethiye'den 13 tane aday adayı tekrar şöyle hatırlatalım. Sevgili Hikmet Karçuk abim, Turgay Öztürk başkanımız, Turan Kovancı, Ömer Yıldırım, Keramettin Yılmaz, Yusuf Çaylı, Özay Karagöz, Kadir Karahan, Mehmet Göksu, Harun Reşit Yiğit, Alper Kabasakal, Muhammed Kökten ve Salih Erol olmak üzere 13 tane birbirinden değerli aday adaylarımız var. Takdir artık ana kademenin, kadın kollarının ve yani mahalle başkanlarının o süreçten sonra da genel merkez olacak. Ama siz bu sürece kadar da yine vatandaşlarımızla olmaya, yani derdinizi anlatmaya devam edeceksiniz. Efendim bir başka programda görüşmek üzere o zaman diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi geceler.